İbn Abbas radıyallahu anhuma قال, yani şimdiye kadar hep müjdeler kadınlara ya. Otomatikmen ne yapıyor? Fiid direkt cennete, yani kadınları cennete atıyor Allah razı olsun. Bakın, kadınlar evde oturdukları yerde bile mi arkadaşlar? Evde oturdukları yerde bile mi ne oluyor? Yani sevap alıyorlar. Şimdi siz buraya zikre geldiniz ya, kadın sizi duayla göndermişse, yeri duayla karşılamışsa, siz burada zikir yaptığınız, sohbete katıldığınız, dua ettiğiniz, Kur'an okuduğunuz hepsinden otomatikmen kadına yazılıyor. Bakın deliline bakın. Ve Rubiyan İbn Abbas radıyallahu anh'a kâr, جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاز كتبه الله على الرجال فإن يصيبوا أجيروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك. Kadınlardan bir tanesi diyor ki ya Resulallah, ben kadınların neyin elçisiyim, kadınlar topluluğunun elçisiyim, onlar beni gönderdiler. Bu erkeklere diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cihatla ilgili, sonra cuma namazını kılmakla ilgili, camilere cemaate gitmekle ilgili, cenaze namazlarına katılmakla ilgili ve haçla ilgili ve cihatla ilgili Allah-u Teala onlara ayrı bir mükafat vermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani onlar cihada gider diyor. Eğer şehit olurlarsa, şehit olurlarsa mükafat alıyorlar Allah-u Teala'nın yanında, yurzakun ya. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ebleri men lagiti minen nisa enne ta'atez zavci ve i'tirafen bi hakkihi ya'dilu zâlik. Seni diyor gönderen kadınlara git de ki diyor Allah-u Teala. Bir, eğer diyor kocasına itaat ederse kadın ve onun hakkını da itiraf ederse, nankörlük etmezse, o işlemiş olduğu bütün sevapların her hepsine ortaklar. Cemaatle namaz kıldı mı 27 kat kadına da yaz. Cenaze namazına katıldı mı, zikire katıldı mı, ne varsa her hepsi diyor ne yapacak, kadına da yazılıyor. İki şartla. Birincisi kocasına itaat edecek. İkincisi de kocasının hakkıyla ilgili nankörlük etmeyecek. Bunları yaptığı zaman diyor kadınlar evde oturdukları yerde yine aynı şekilde sevap yazılıyor diyor.